Kimse yerinden kıpırdamasın. Hayriye sen burada kal. Memo dur, dur çıkmayın kapıya. Bekir abi. Bekir abi dur çıkma. Dur oğlum dur dur. Ben dur çıkarım bakalım, ben dur. Giderim Bekir abi dur. Ağam iyi misin? Biri benim cama taş attı. Anlarız şimdi. Hayriye sen içeri gir. Ay ne oluyor? Bir cam mı kırıldı? Oğlum bilmiyorum ki. Konağa saldırı mı yapıldı? Seyhan gitme ne olur korkuyorum. Yukarı cama tamam, bir şey yaptılar. Tamam. Anne odanıza girin siz. Anne dedim. Hadi. Hadi içeri. Hay Allah. Hadi içeri. İçeri. Hadi yürüyeyim bakalım. Yani hay Allah. Burada kimse yok. Siz o tarafa geçin. Ağam çıkmasaydın. Burada biri var. Aa, gelin abla. Sen mi taş attın abla? Evet ben attım. Girin içeri hadi. Ödümüzü kopardın gelin hanım ya. Kapıyı çalsaydın ya açardık. Duyuramadın mı kapıyı gelin abla? Uyuyor muydunuz lan yoksa? Yok abi öbür taraftaydık. Yok ben öylesine attım. Çocukların kabahati yok. Ya çocuğa gelseydi? Ayarladık herhalde. Oturma odasına attık. Ya kucağımda oturma odasında olsaydı? Olamazdın. Orası soğuk çıkartmazsın. Hadi odanızda konuşun. Burası buz gibi. Eve mi geldin yoksa taş atıp gidecek miydin? Taş atıp gidecektim ama buraya kadar gelmişken hadi gireyim bari. Ne oldu şimdi? Anlayan beri gelsin. Ah Mahmud ağam iyi ki göçtün gittin. Gelinler camları taşlıyor, kocaları Allah yarattı demeyip bir temiz sopa bile atmıyor. Bir şey yok. Hadi yatalım hadi. Ne oldu? Yok bir şey. Hadi Lale. Bahar Hanım kocasının camına taş atmış. İyi. Neyse. Zehir akmaya başladı hiç olmazsa. Ay ne terbiyesiz şey ayol. Seymen ne yaptı? Bir tane çaktı dememi beklemiyorsun herhalde. Hadi anne iyi geceler. Ay hiç böyle şey duymadım. Seninle kalıp gelinini çekiştiremeyeceğim anne. Çok uykum var. İyi yatın hepiniz. Uyuyabilirsen uyu artık. İyi donarız artık sabaha kadar. Allah'tan hayatı aşağı göndermiştim. Yatak odasına geçelim istersen. Üşüme. Sen de incisin. İyi olur. Hadi oturun siz de. Rıza nerede? Rıza sofraya. Sen anana götüreyim mi lan bugün? Götür. Okul ne olacak okul? Günaydın. Ya akşam bir vukuat mı oldu? Gökhan abi bir şeyler söylüyor. Hem de ne vukuat? Maşallah konak yıkılsa duymuyorsun Salih. Yok be. Ne oldu ya? Adı lazım değil bir eve döndü. Camı taşla döneceğiniz. Kim eve döndü? Biri dedik ya. Ha. Ya kim ya? Bahar abla ya. Şunun kadar olamadım be Salih. Hay Allah'ım ya. Günaydın. Buyur gelin abla bir şey mi istedin? Neredesin sen prensesim? Özledim seni ben. Terk mi ettin babayı sen dün gece ha? Uslu durdurmaz ya. Hiç sesi çıkmadı ağam.
Bir kere mama yedi, hemen uyudu. Aferin ona. Senin gecen nasıl geçti Seymen? İyi abla, iyi. Bahar ablayla barıştınız mı Seymen abi? Cam falan kırmıştın akşam galiba. Zil bozukmuş. Kapıyı duyuramamış da. Hayır, Seyhan camı taşlıyor falan dedi de. Günaydın, biz geldik. Geç Rıza'cığım, Seymen Ağa'nın yanına otur bakalım. Bana da çay var mı? Benim yanıma gel. Ben senin şeyin yanına oturacağım. Otur Rıza, gel. Nereye istersen otur. Aman benimki de buradaymış. Minnoşum, özledim ben seni. Seymen, kahvaltıdan sonra çocukları okula bırakalım. Sonra da gidip ablamı alalım. Tamam güzelim. Hadi bana müsaade. Artık gidelim diyorum. Biletiniz tamam. Memo sizi götürecek. Yavrum. Ablacığım. Tamam anne. Tamam, ararım. Hadi Dicle ablaya selam söyle. Ekmek versene. Bir dakika. Baba seni istiyor. Ne yapacakmış beni? Özledi tabii kadın Bekir abi. Bir şey istiyordur gene. Alo Fatma. Ne var? Tamam, iyi, getiririz. Tamam, ikide falan gelirim. Başka bir şey lazım mı? Tamam. Hadi, iyi, götürecek Memo işte. Hadi öptüm şekerim. Ne var kız? Sen benim şekerim değil misin? Bak görüyor musun? Ne bitmeyen aşk. Örnek al Memo Bey. Aman şımardı. Gene bir şey unuttu. Bak şuna Salih. Alo. Kimi istediniz? Bir dakika, kim arıyor? Hayır. Zeynep'le falan görüşemezsin. Sen ne cesaretle bu evi arıyorsun, bir söylesene. Evet, ben açıyorum telefonları, mahsuru mu var? Ne oluyor, ben kimle konuşuyorum? Ver şunu bakayım. Alo, kimsin? Kimdi arayan? Tamer eşşoğlu eşeği. İyi de ne bağırıyorsun? Bırak kız, kendisi ne diyecekse der. Sana mı kaldı? Evet, bana kaldı. Arayamaz. Arasın bir daha da görelim. Hadi gidiyoruz. Hazır mısın benim abi? Ne oluyor size böyle? Zeynep gel gel. Bak ablacığım, şimdi az önce... İşler maşallah sandığımdan daha ilerlemiş. Böyle havalara girdiğine göre. Bana bak Salih. Benim başıma bir iş çıkarma. Vallahi billahi kemiklerini kırarım. Öl çünkü yerini bil. Tamam baba. Biliyorum. Tamam. Hamza oldu Tamer. Sahi mi? Salih köpürdü. Birden bağırmaya başladı. Kapat suratına telefonu. Hadi bakalım. Gider gitmez ara. Bu semestir daha başarılı olursun inşallah. Hoşça kal. Gel öpeyim. Kendim. İyi misin Salih? Çok iyi bak. İyiyim Seymen abi. İyi. Zeynep sana emanet. Dikkat et, fazla dağıtmasın. Hadi yolculuklar. Pişt. Hadi. Her şey yolunda mı abi? Yolunda Seyhan. Bir de şu Gül abla davasını halledersek. Çok kötü olmuştu. Bakalım nasıl gönlünü alacağız. Oğlum. Bu çocuk sofraya bizimle mi oturacak artık? Annesi hastaneden çıkıncaya kadar otursun anne.
Evin düzenini alt üst etmeyin. Çocuğun da kafasını karıştırmayın. Niye arıyor bu herif hala? Ne bileyim ben, sen konuşmuşsun, sorsaydın. Özür dilerim. Telefonu sana bağlamam gerekirdi. Özür dileyecek bir şey yok, iyi yapmışsın. Yeni cep numaramı bulamayınca evi aradı demek ki. E artık seni İstanbul'da ziyaret eder. Açmayı ver kapıyı canım, istemedikten sonra. Kapıda bekler Oğit. Kolay da öyle. Tamer Almanya'da Salih. Bugün de kalsaydın Gül. Böyle her şeyi düğüm düğüm bırakıp gitmek iyi değildir. Aman bırak dağınık kalsın Piraye'cim. Onlar iyi olsunlar da önemli değil. Hem İstanbul'da çözülecek daha önemli düğümler var. Hay Allah. Tam da bir arkadaş buldum derken. Gider gitmez yeni bir hayat kuracağım. Sen de bana ziyarete geleceksin, tamam mı? Tamam. Her attığın adımı 3 kez düşüneceksin ama, söz ver. Yarım kere bile düşünmeyeceğim. Abla nereye? Havaalanına. Gel abla, bugün gitme. Bagajda mı çanta? Hayır çocuklar, gitmem lazım, izin verin. Olmaz abla, böyle gidemezsin. Bak dün olanları aldırma, bizimkiler de çok üzgün. Anlayış göstermen lazım. Kimseye kızgın değilim çocuklar. İstanbul'da yapmam gereken şeyler var. O yapacaklarını da konuşsak iyi olacak abla. Bak eve gitmek istemiyorsan otele gideriz. Ama bugünü bizimle geçireceksin. Anne, nereye? Çarşıda işlerim var. Ay pek sıkıldım. Gidip biraz hava alayım. Seymenler Gül'ü alıp otele gitmişler. Belki sonra alıp getiririz dedi. Aman getirsinler. İşte ev. Bugün kimseye eğleyecek halim yok artık. Buyurun, günaydın. Ah, Keriman Hanım hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Keriman Hanım. Hoş bulduk canım. Lale, annen geldi. Sütlaç yapmıştım. Lale çok severdi. Geçerken bırakayım, hem sizleri de bir göreyim dedim. Ay ne iyi ettin, geç. Dilara, siz salona geçin. Ben şu banka işimi halledip hemen dönerim. Buyurun geçin. Gel anneciğim, bana sütlaç mı getirdin? Gel. Ben girmesem de olur. Aa olur mu? Gel içeri geçelim. Bu iş ciddi bir şey olsaydı sana söylemeyi bırak, biz anında ilişkimizi keserdik Gül abla. İş gerginliği, baskı, kızın fırsatçılığı derken abuk subuk bir şey olmuş işte. Sonrasında işleri yoluna sokmak için o kadar kararlıydı ki sana söylemektense, ortalığı karıştırmaktansa beklemeyi tercih ettik. Böyle bir konuda benim yerime nasıl karar verirsiniz? Ablacığım senin vereceğin tek karar ayrılmak olacaktı. Ama böyle ilişkinizi düzeltme şansınız olacaktı. Hay benim pırtı çenem ya. Can ne kadar çabalarsa çabalasın aramızdaki o duvar aşılamadı. O artık başka bir insan oldu çocuklar. Bunun başka bir kadınla falan ilgisi yok. Acımasız, soğuk, sert bir insan oldu. Dünyaya bakışı ve felsefesi değişti. Birilerine yaptığı numaraları haz alarak anlatır oldu. Üstelik kendini çok başarılı bularak. Yani onun benimle ilişkisini yürütmesinin tek nedeni bu konuda başarısız olmak istememesi. Yoksa aşkı falan değil.
Sadece işleri yüzüne gözüne bulaştırdığı konuşulmasın diye evliliğine sarıldı. Bu çok acımasız bir yargı Gül abla. Bence onu dinlemeliyiz. Bırak Allah aşkına Seymen. Bu noktadan sonra dinlenecek ne var? Ben ne demek istediğini anlıyorum abla. Hakikaten değmezmiş o zaman. Boş ver. Ya bir de adamı dinleyin. Ne oluyorsunuz böyle paldır küldür? Dinleyeceğim tabii. Ama bu kararımı değiştirmeyecek. Bu ancak yıllar sonra öfkem geçtiğinde konuya uzaktan bakarken işine yarayabilir insanın. Şu anda neden yaptığını merak etmiyorum. Bana uçağı kaçırttınız. Şimdi bir oda ayarlayayım bakalım. Beni de rahat bırakın. Biraz yalnız kalıp kafamı toplamak istiyorum. Eve gideriz, orada dinleniriz. Üzerime gelme Seymen. Şu anda bir de sizinkilerle karşılaşmak istemiyorum. Onların kabalığı da yenilir yutulur gibi değil ama. Niyetleri kötü değil abla. Sümbül anneyi bilirsin. Ne diyorsun sen kızım? 7'den 70'e atmaca gibi hepsi. Sen ol, sahiden ayrılmaya falan kalkma. Çocuğunu bir daha asla göremezsin. Ben de ondan iyi geçiniyorum zaten Seymen'le. Siz birbirinizi gerçekten çok seviyorsunuz. Sakın abuk subuk nedenlerle birbirinize sırt çevirmeyin çocuklar. Her şey düzelecek Gül abla. Aklı varsa can seni bırakmaz. Artık elinden bir şey gelmez Seymen'cim. Hadi ben yukarı çıkayım. Ay nasıl içtik gece anlatamam. 24 saat uyumak istiyorum. Gel ben seni çıkartayım. Görüşürüz abla. Bebeğim. Ben uyanınca seni ararım. Tamam. Dicle nasıl oldu? İyi. Ameliyatı iyi geçti. Kötü bir şey çıkmadı. Ama daha birkaç gün hastanede kalacak. Çıkınca eve gelecek herhalde. Tabii eve gelecek. Nereye gidecek? Ne oluyor sana böyle? Kızım ben yabancı mıyım? Biz anne kızız. Gizli mi saklımız olur mu? Lale söyledi. Çok üzüldüm. Ne olacak şimdi? Bahar ne diyor bu çocuk işine? Anlamadım. Hangi çocuk işine? Hiç canım. Dicle bana bir şey olursa çocuk size emanet falan dedi ya. Bir de başınıza çocuk kalacak diye. Benim Zeliş'in okuluna gitmem lazım. Bugün ilk günü. Öğretmenleriyle görüşmem lazım. Siz keyfinize bakın. Anne ne yaptın sen ya? Ne var? Ben onların dünürleriyim kızım. Mahvoldum ben. Bu ne rastlantı Sümbül Hanım? Ali Bey nasılsınız? Hamdolsun sizi sormalı. Arka sokağa geç, araba orada. İçinde şoför var. İçine bin, sesini çıkarma. O nereye gideceğini biliyor. Delirdin mi sen Ali Bey? Delirdim. Dediğimi yap, zararlı çıkmasın. Seni benim şoför bıraksın gideceğin yere Sümbül Hanım. Böyle paketlerle dolanma. Ben daha buralardayım. Araba lazım değil. Peki. Çok mersi. Mahmut, Sümbül Hanım arabaya doğru geliyor. Onu al, bizim çiftliğe doğru gide durun. Ben de yetişirim arkanızdan. Ne kadar aşıktılar birbirlerine eskiden bir bilsen. Ablam onunla buluştuktan sonra eve geldiğinde kendini sırt üstü yatağa atar, sevinçten bağırırdı. Annemlere ne diyeceğimi bilemezdim. Bir keresinde eniştem... Benim doğum günümde büyük bir parti veriyorduk evde. Ablamın topuğu kırıldı dans ederken. Bütün parti boyunca onu kucağından indirmedi. 2 saat öyle dans ettiler. Beli hala sakattır. Ani bir hareket yapınca tutulur. Parmağını ablama böyle o günü hatırlayıp böyle sallar her seferinde. Ne oldu? Ya ben kafayı yedim ya da bizim Hamzaoğlu taksiciliğe başladı. İşler kesatsa. Sen de.
Hadi hazır mısın Gayri? Hazırım Bekir abi. Sen boşuna gidiyorsun. Fatma ablan seni kovmaz orada. Hem sen yeni gelinsin. Üstelik hamilesin. Ne işin var hastanede? Daha iyi. Ben de bir doktora görünürüm işte. Fatma abla da bir soluk alır. Dicle'yle dedikodu yapacaksın tabii. Dayanamadın değil mi? Aşk olsun Bekir abi. Sen benim ne zaman gördün dedikodu yaptığımı? Şşş. Sakın sabahki telefon hadisesini ablana söyleme. Artık hiç uyuyamaz geceleri. Dünyayı dar eder. Bana da, kendine de, Salih'e de. Canım ne var? Oğlan evin bir delikanlısı olarak ite ağzını payını verdi. Memo çıksaydı o da aynı şeyi yapardı. Biz ne zamandır vermiyoruz Zeynep'i telefona. Normal bir şey yani. Büyütmeyin bu kadar. Sen pabucumu anlat. Kızın kocası sanki hazırtlı iyice. Ben malım bilmez miyim? Ama kızlar da kabahat. Bunlara ümit veriyorlar. Olacağı bu. İş sahiye birince de dönüveriyorlar. Bu salakların elleri böğürlerinde kalıyor böylece işte. Ne okula aklını verir ne bir şey. Onun dalga geçecek hali mi var? Hadi Bekir abi hadi. Roman yazma gene. Biri bir şey istemeden kaçalım bir an önce. Hadi hadi. Bırak hadi. Geç ben alırım geç. Mahmut, sen al taksiyi sana götür teslim et. Biz arabayla kendimiz döneriz. Baş sınav. Hoş geldin ha. Hoş geldin Sümül Hanım. Buyurun, buyurun. Keşke dünden haber etseydin. Hazırlık yapar. Hanım da ablasına gittiydi. Haber ettim şimdi gelir. Ya kadını rahat bırak. Biz hallederiz. Hazır şeylerden yeriz. Ben ıvır zıvır aldım zaten. Sen onları geç mutfağa bırak. Hadi. Geç şöyle, üşüme. Ben güzel bir şarap açarım, şimdi ısınırız. Ay Ali, insanı zor duruma sokuyorsun. Adamlar kim bilir neler düşünmüştür. Tabii, rezil oldun. Ali Bey çiftliğe kız atmış diye konuşuyorlardır şimdi. Ne var? Beğenmedin mi? Ben hakkında dedikodu yapılacak yaşı daha geçmedim. Geçmedin tabii. Geçen seni buraya getirir miydim? Ali Bey sen iyice yoldan çıktın artık. Hadi gel mutfağa geçelim. Sen peynirleri hazırla, ben de şarap açayım. İki satır zaman çaldık şurada. Keyfini çıkaralım. Onu bunu düşünmeyi bırak artık. Sen bunu çok pahalıya ödeyeceksin Ali Bey. Çok. Aman, ödeme zamanı düşünürüz. Geçen kendinden daha çabuk bitirdiniz. Aferin, şaşırttınız beni. Bana bak, bu kapı büyük olacak. Sakın kapıları şaşırmayın, tamam mı? Bu sefer öyle bir şey yapmayız canım. Aa, merhaba, ne yapıyorsun orada? Erkan sonra devam ederiz. Seni seyrediyorum. Çalışırken ne kadar keyiflisin. Bu oteli seviyorum. Üstelik o tepedeki benim odam olacak. Hep bir otelde yaşamayı hayal etmiştim ben. İşte bu benim hayalimdeki otel. Emekliliğimde bahar aylarında burada gelip keyif çatacağım. Yaşlılığını bir otelde geçirmeyi mi hayal ediyorsun? Ne harika değil mi? Pek değil. Dizimde battaniye torunlarımı ve çocuklarımın lütfedip gelmelerini bekleyerek boş bir evde geçirmekten daha iyi bir hayal değil mi? Hı? Bilmiyorum. Yemeğe gidelim mi? Çok iyi fikir, bekle. Buyurun, taze taze, folluktan aldım. Giden turşu getiren ben. Allah, bir menemen yaparım şimdi ben. Taze ekmek de var. Ay sen mi yapacaksın? Ne sandın ya? Benim menemenim meşhurdur. Kader durur durur, hadi bir menemen yap da yiyelim diye tutturur. Kader nasıl? Konuşuyor musun? Nasıl olsun, sıkılmış. Oğlanlar kendi havalarında. Geleceğim artık diyor. Aman gelsin. Ben delireceğim o evde tek başıma yoksa. Otele gidiyorsun ya işte. Piraye Hanım da yalnız kışın. Sümbül Sultan, akşam yemeğimi bir iki ahbabımla yiyip, bir iki kadeh bir şey içip kös kös evime dönüyorum.
İçki de tek başına içilmiyor yani. Kader bir an önce dönse iyi olacak. Yoksa her akşam seninle yemeğe çıkmak zorunda kalacağım anlaşılan. Heh, turşu da geldi. Ben bunları içeri taşıyayım mı ağam? Yok, sen ekmek kap getir. Sucuk da vardı. Kavurmada çıkarayım mı? Ay yok, yeter bunlar. Heh. Menemen de yapılacak. Eline de yakışıyor valla. Bravo. Piraye Hanım iyi yetiştirmiş seni. Sümbül Hanım. Maşallah kız. Gözün açılmış. Nasılsın? Gece uyudunuz mu? Yok, pek ağrım vardı. Ama sanki şimdi biraz azaldı gibi. İlaç anca tesir etti. Bugün ben kalacağım seninle Dicle. Hadi Bekir abi, siz evi boş bırakmayın. Aa, olmaz. Ben kalıyorum işte, sen kocanı bırakma. Biz koca değil miyiz kız? Aman be sen de. Bir gün de ben keyfi yapayım şurada Fatma abla. Oo, sabaha kadar çene çalarız. Dedikodu var ya, çatlayacak. Ne oldu kız? Bir hayırsızlık yoktur inşallah. Yok yok. Gelin hanım eve döndü. Her şey yolunda. Rıza da iyi. Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor ağamla. Bahar kaptığı gibi sofraya oturtuyor Rıza'yı yanı başına. Eliyle besliyor oğlanı. Pek iyiler. Vallahi öyle. Eksiği var, fazlası yok. Evde işler ne alemde ha? Bahar dönmüş. Sabah oteli aradım. Pelia Hanım gitti dedi. Evet, aşıklar kavuştular. Rıza'ya tepkisi ne oldu? Sabah getirip kahvaltıya oturttu. Doktor. Tipik Bahar. İçinden çıkamadığı duyguların üzerine gider. Rıza'yı bünyesine alarak acısını azaltmaya çalışıyor. Rıza'yı severek... Bütün gün Bahar'dan mı bahsedeceğiz? Hayır, merak ettim. Ne bileyim, dün ev birbirine girdi de bu yüzden. Halloldu işte, bir sorun yok. Neden söz etmek istiyorsun? Bilmiyorum. 40 yılda bir baş başa dışarı çıkıyoruz. Bugün çok güzelsin. Dilara. Dur saçmalama. Özür dilerim. Sululuk yapıyordum. Tamam. Bugün hiç güzel değilsin. Yavaş bu öğlen yemeği. Ne zaman İstanbul'a gideceksin? Bilmiyorum, öbür gün herhalde. Niye sordun? Ben de seninle geleceğim. Belki gitmem, bilmiyorum. Aslında önce İspanya seyahati var ama ona bağlı. Vallahi nefis, acı acı. Bayıldım. Bana da bırak. Ay, yumurtalar da ne kadar lezzetli. Tam manasıyla katıksız yem yer onlar. Bizim kahyanın Melek Hanım eliyle yemek pişirir onlara. Aa, tavuklara yemek pişirildiğinde hiç duymadım. Tereyağlı pilav yaptığını bilirim. Aa, ağam insan habersiz gelir mi? Aç kaldın değil mi? Ablam da börek vardı. Duyunca onu aldım geldim. Aa, tabak bile çıkartmadın mı? Böyle sağından mı yediriyorsun misafire? Dur sen toplayıver. Dur Melek Hanım ya, daha bitmedi. Bir tabak indiremediniz mi dolaptan misafirin önüne? Ya bunun keyfi içinden yemekti. Bırak, tamam, her şey tamam. Bir ayran yapayım ben böreğin yanına. Ya bırak, şarap içiyoruz biz. Ben rahatsız etmeyeyim o zaman. Siz odanıza çekilince gelir toplarım ortalığı. Demek burada adet böyle. Vallahi domuz onu yapıyor. Daha önce bir kişiyi getirdiysem kör olan vallahi. Beni hemen götür Ali. Ya Sümbül, delirdin mi? Allah'ın koca karısını bir lafıyla... ben onu kovmaz mıyım? Defolsunlar gitsinler o zaman. Ah, dur saçmalama. Zavallı insanları sokağa mı atacaksın benim yüzümden? Atacağım tabii. Seni utandırmak neymiş, çeksin cezasını. Ali lütfen. Bak ant veriyorum. İyi. Otur yemeğini ye o zaman. Evlenmemiz lazım Sümbül. Bu böyle olmayacak.
Merhaba. Koca konakta bir başınıza kalmışsınız Asya'cığım ha? Evet gelin abla. Bekir abiler Dicle ablaya gitti. Bir şey istersen getirem. Yok ben biraz çalışacağım. Kızımı alıp atölyeye gidiyorum. Sen de dinlen biraz. Gel bakalım. İş başına bebeğim. Sergiye hazırlanmamız lazım. Kaç tane daha böyle resim yapacaksın abla? Bilmem, sayısı yok ama daha bir sürü yapmam lazım. Senin işin de zor be gelin abla. Koca şeyleri boya Allah boya. Şöyle bir yardımcı bir şey alsan yanına. Sana öğreteyim sen yap istersen Asya. Yapılabilecek bir şeyse yapamam abla. Sen çiz etrafını, ben içini boyayayım. Tabii, vallahi olur. Kızım deli misin sen? Sanki şapel tavanı boyuyoruz hey Allah'ım. Ne diyor kızım senin bu Asya ablan ya? Michelangelo mı sandı senin anneni? Hemen gitmen lazım. Bu durumda bırakılmaz. Aman ya bir şey yok. Birkaç tane yutmuş. Midesini yıkarlar şimdi. Bu ne vefasızlık Ali Bey? O kadar sene derdini çekmiş bir kadını böyle bir zamanda tek başına mı bırakacaksın? Ben böyle emri vakileri sevmem Sümbül. Ölmek isteyen ölür. Yapacak bir şey yok. Öyle mi? Sana böyle davranılsa iyi mi olur? İnsan hayatı bu kadar kıymetsiz mi senin gözünde? Ben de ne diyorum? Kıymetsiz tabii. Hadi beni eve bırak. Sonra da hastaneye gidersin. Beğendin mi Hayat Hanım? Biraz da mavi alalım. Mavi. Mavi hüzündür biliyor musun? Hüzünlü teyzeye hüzünlü mavi. Alo Can. Her zamanki gibi toplantıda olduğunu biliyorum. Seni terk ediyorum Can. Nedeni de artık seni sevmemem. Sen beni dinle. Evi bir hafta içinde terk et. Kendine kalacak bir yer bul. Bundan sonra sadece avukatlar aracılığıyla konuşacağız. Hoşça kal. Alo, bir kiralık araba servisi numarası lazımdı bana. Hallediyor musunuz? Ha güzel. Bana yarım saat içinde düzgün bir araba getirsinler o zaman. Uzun yola uygun olsun. Tamam, gelince arayın, odadayım. Sümbül abla. Geldin mi Fatma? Hayriye mi kalacak? O kalacak abla. Siz ne yaptınız? İyiyiz. Çocuklar gitti sabah. Aradılar varmışlar. Biliyorum. Salih de aradı. Varmışlar şükür. Çoluk çocuk iyiler mi? İyiler iyiler işte. Ben biraz uzanayım. Sen bir çocuğu dolaş. Yukarıdalar herhalde. Senin canın sıkkın gibi abla. Piraye Hanım hap içmiş. Hastaneye kaldırmışlar. Ona canım sıkıldı. Neden ki? Aşk acısı. Allah vermesin hay Allah. Koskoca kadın. Utanmıyorlardı. Kim aşıkmış ki? Ben hayata bakayım. Lale geldi. Ne oldu gelin hanım? Yok bir şey. Lale mi geldi? Lale geldi. Hoş geldin Fatma abla. Yavrum hoş bulduk. Maşallah çalıştırıyor mu bir damlacık çocuğu? Çok sıkı çalıştı bugün çok. Hadi bakalım al Fatma teyzesi. Mama yiyip uyuyacağız şimdi. Ben de ellerimi yıkayıp mama yapıp geliyorum. Tamam gel. Siz gidin odaya.
Evet abi. Ben ilgilenirim. Ama şu anda yapacak bir şey yok. Pek üzerine gitme. Bahar söylemedi abi. Kendi fark etmiş. Duygu evi aramış. Hayır, bizde değil. Ya ben onu bulup seni ararım. Tamam. Üf, yandık. Ne oluyor ya? Gülcan'ı aramış. Senden ayrılıyorum. Bu evi bir hafta içinde terk et demiş. Hoppala. Hoppalası falan yok. Bekliyorduk zaten. Adamın duyguyla ilişkisi var. Yok artık. Alo hayatım. İşler çığırından çıkmaya başladı. Ablan Can'ı aramış. Seni terk ediyorum. Evi boşalt bir haftaya kadar demiş. Cep telefonunu da kapatmış. Bence otelden bir ara da durumu kontrol et. Yalnız bırakmaya gelmez. Bak ya da atla git en iyisi. Tamam. Bizim duyguyla mı ilişkisi varmış? Hı hı. Of, bu otelin numarası kaçtı peki? Hah, Dilara abla. Bizim otelin numarası kaçtı. Acele ablamı bulmam lazım. E şurada yazılıdır. Ne oluyor, cebini açmıyor mu? Hayır, eniştemden ayrılıyor galiba. Bir sürü karışıklık. Bırak mamayı bana. Sen ara. Manyak mı bu adam ya? Boş ver. Yaramaz o adam zaten. Sen kıza ne diyorsun esas? Bir şey diyemiyorum. Dilim tutuldu. En yakın arkadaşının eniştesiyle. Yuh! Hiç haberim olmadı ya. Sen o sırada aşkının en ağır safhasındaydın oğlum. Bir şey algılayacak halin mi vardı? Alo? Heh, konuştun mu ablanla? Aa, araba kiralayıp gitmiş de ne demek? Nereye gitmiş? Of, Allah Allah. Ya o kafayla yola mı çıkılır? Ya dur ağlama. Hey Allah'ım ya. Dur da buralardadır, buluruz. İnsan bir arar yani şu bu diye. Tamam kapat. Ben bakarım. Seyhan şu oteli ara. Bana tuttuğu arabanın plakasını öğren. Zaten dünyanın en berbat şoförüdür. Üstelik kiralık arabayla. Bu kış vakti nereye gider bu kadın? Böyle sorumsuzluk olur mu? Nereden bulacağız şimdi onu? Ya dur sakin ol. Biraz kafasını dağıtacaktır. Ne var? Şişt. Kız sen ne yapıyorsun orada? Git çocuğun mamasını yap. Bir uçurumdan aşağı uçacak biliyorum. Manyak mı bu kadın? İki sokak süremez o araba. Lale'den beterdi. Hayvan herif! Hayvan! 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 Bensiz kaldı, aklım başına gelsin. Yokum ben artık. Kendimi yok ediyorum. Saçımın telini hasret gebereceksin. Hayvan! Hayvan! Yokum işte ben artık. İstediğinle yat. Rahat rahat. Sabaha kadar. Eve de gelmene gerek yok artık. İstediğini istediğin kadar becer. Hayvan! 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 Tamam Fırat Bey, sağ ol. Yani ruhsalından endişe etmesek seni böyle bir şey için rahatsız etmezdim ama... Ya çok korkuyoruz. Sağ ol. Tamam, yolları kesiyorlar. Vay be. Telma yengeme bak. Sapık. Yürü. Telma yengeymiş. Teşekkürler. Refakatçi misiniz siz de?
Evet, sizin de mi hastanız var? Öyle, öyle. Bizimki rahim Urfa'dan ameliyatı oldu. İyi maşallah şimdi. Hı-hı. Sizinki de ameliyat mı? Yok. Çakaba mı geldiniz? Yok, bizimki doğum. Arkadaşım doğum yaptı da. Aa, maşallah. Kız mı, oğlan mı? Oğlan. Babası geldi de şimdi ben de biraz hava almaya çıktım. Sancılandı demek. Ah! Ay ben şey duymadım. Piraye Hanım Hamzaoğlu'ndan bir oğlan doğurmuş. Ne? Ha? Ay biz oturalım bari. Bunların geleceği yok. Ay sarhoş kadını getirmek kolay mı? Ne kadar hadise çıkartır o şimdi? Sarhoş değil Lale. Sinir krizi geçiriyormuş. E polisler bile yanına yaklaşamadığına göre... Biraz alkol de var herhalde. Hadi buyurun hadi. Bu evde de her gece bir film var yani. Yarın gece sıra sende Lale. Şöyle sıkı bir hadise bekliyoruz. DVD'ye televizyona falan gerek yok değil mi? Kendin olay çıkart, kendin oyalan. Sen bari şunlara uyma oğlum. Dalga geçilecek şey mi bu? Ne haldedir şimdi o kızcağız? Kolay mı? İhanetin acısını bilen bilir. Seymen Bey, bayan burada. Oo, damat bey, beni nasıl buldunuz ya? Aa, unuttum. Seymen ağa, ahtapota. Bunlar mı aradı? Ama ben kim olduğumu söylemedim ki. Abla bırak o bıçağı. Şişkin bitireyim. Tabii. Karnıma bırakacağım o bıçağı. Ben olmazsa herkes rahat edecek. İstediği kadar istediğiyle. Tamam abla, tamam. Her şey geçecek. İnan bana, unutacaksın bu acıyı. İnan bana, tamam mı? Hadi. Hadi eve gidiyoruz. Al lan şunu. Usta, yarın birini yolla beni fabrikaya. Siz de kusura bakmayın. Tamamdır beyim. Yavaş kız. Şşş. Şşş. Dur. Gel. Al şunu. Ay anam. Ay. Ay yavaş. Anam. Buyurun. Merhaba. Biz hayırlı olsuna geldik de Piraye Hanım'a. Ben Karadağlar'dan Hayri. Bu da Dicle. Buyurun. Aa, bebek yok mu? Bak bebek göreceğim diye tutturdu bu da.
Yeter kızım ya. Bu parçayı ezberledik 4 aydır. Ne istiyormuş? Hayır, uyuyacağım. Hayır, kızımızla oynayacaksın, ben uyuyacağım. Ne var? Bağırma çocuğa. Ha, anladım. Evlilik yıl dönümümüzü kutluyor. Ama saat daha 6. Teşekkür ederiz hayatçım. Bilare şey etsek. Parti var parti, kalk. Seymen parti vermesek. Neden? Ablam bu durumdayken alay eder gibi evlilik yıl dönüm partisi. Biraz. Ya topladı o kafayı artık, tamam mı? Dün 10 dakika telefonda konuşmuşlar. Akşam Can aradı, rapor verdi. İyi, büyük aşama. 10 günde tam toplam 35 dakika konuşmuşlar. Buna da şükür. Sabırlı ol. Hadi kalk bana kahvaltı hazırla. Oldu canım, başka derdin? E ne yapacağız bu saatte? Evlilik yıl dönümümüzü kutlasak? Seyben, getir çocuğu ya, şaka yaptım. Seyhan, müzik setinin olduğu köşe zayıf oldu. Yukarıdan emirler yağdıracağına gelip yardım etsene. İzin versene şu balonu. Gelemem. Yeni oje sürdüm. Ben mutfağa bakıyorum. Zeynep'cim şu balonları asın. Ya ne öyle köy düğünü gibi balon malon? Ver diyorum ya. Aa, balonsuz parti olur mu? Ben balonlara bayılırım. Sonra tek tek patlatırız. Mecburen asacağız o zaman. Rıza. Erkencesin bugün. Taze balık buldum. Mutfağa bırakıver Mahmut. Hemen yaparım şimdi. Sen geç otur, içkini al. Bugün kalmayacağım Piraye. Seymenlerin evlilik yıl dönümüymüş. Arada olan. Şimdi gitmezsek olmaz. Kader de evde bekliyor. Gidip onu alacağım daha. Suzan'ı aradım, şimdi gelecek. Beraber yersiniz. Yemekten sonra gitseydin. Tekrar böyle neşeli görmek o kadar güzel ki. Bu gece asıl bunu kutlayacağım. Sizin desteğiniz olmasaydı. Ay dur. Bak ağlarsak mahvoluruz. Daha hızlı. Daha hızlı. Daha hızlı. Ne oluyor ya? He, ağlamanız mı geldi? Bak biliyor artık. Şunu vereyim dedim. Belki takmak istersin. Oho. Tamam Gül abla, ağlama, sana da var. Yeter. Yeter, yeter. Tamam, ben gidiyorum. Siz de çabuk gelin. Hoş geldiniz.
Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Evlilik yıl dönümümüzü kutluyoruz. Sürpriz bir misafir var da. Gelsene. Ne güzel. Gerçekten haklısın. Allah herkese böyle mutluluk versin. Merhaba. Çok şükür. Sen de.